Haber'den herkese merhaba. Tabii özellikle yerel seçim yaklaşıyor. Seçim heyecanı her geçen gün artıyor ama bu piyasaları da etkiliyor. Özellikle piyasaları etkilemesi kuyumcu esnaflarımızı da etkiliyor. Çünkü vatandaşların son dönemde özellikle altına olan büyük bir ilgisi var. Özellikle güvenli liman olarak gördükleri için son durumu konuşacağız. Özellikle tabii bu taleple birlikte kuyumcu esnaflarımız da sarrafiye bulmakta güçlük çekiyor son dönemlerde. Bunları değerlendireceğiz. Piyasalardaki son durumları değerlendireceğiz. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Fikret Çakmakçı yayın konuğumuz. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Söylediğim gibi başkanım, tabii son günlerde özellikle çokça da gündeme geldi. Vatandaşların bir sarrafiye artan ilgisi var. Bununla birlikte kuyumcu esnaflarımız da özellikle sarrafiye ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Darphane'de üretim kapasitesini hatta iki katına çıkardı. Elazığ'da son durum nedir? Size sormak isteriz. Tabii malumunuz, yani Türkiye'de yaşanan şeylerin hepsi Elazığ'da da yaşanıyor malum. Yani şu an vatandaş bir cumhuriyet altınına 1500 lira fazla para ödüyor. Yani bir cumhuriyet altını 5000 dolar, 6000 dolar, yani bu devlet tarafından mı yapılıyor? Bu vatandaş tarafından mı yapılıyor? Ha, devlet tarafından yapılıyorsa başımızla beraber hoş görürüz. Ama bir vatandaş tarafından, bir esnaf tarafından bu yapılıyorsa bunun bir denetlemesinin olması lazım. Bunun yani korkunç derecede bir cezai müeyyidesi olması lazım. Yani bir cumhuriyet altında 1500 lira demek ne demek ya? Yani biz devletimizin yanında olan insanlarız. Biz darphane ürünü satmak istiyoruz. Elazığ olarak da zaten ikinci baskıyla savaş yapan illerden biriyiz Mustafa Bey. Siz bunları biliyorsunuz. Bir vatandaşımızın bir tam altına 1500 lira şu an fazla para ödüyor. Artık has fiyatını da geçtik. Bilezik fiyatını da geçtik. Yani cumhuriyet altına alan müşteri bilezik alsa daha karlı. Evet başkanım, işçilikler herhalde çok yükseldi. Ya işçilikler yükseldi de niye yükseldi kardeşim? Bunun yani bunun hesabını ben soruyorum. Bir temsilci olarak, bir sektör temsilcisi olarak ben soruyorum. Kim yükseltti bunun işçiliğini? Darphane mi yükseltti? Yoksa aracılar mı yükseltti? Kim yükseltti bunu arkadaş? Altın 1500 lirayken bangır bangır bağırıyoruz. Ya arkadaş, altın fiyatı yükselecek. Malum ekonomiler altın fiyatlarının yükseleceğinden bahsediyor. Enflasyon rakamları yüksek, işsizlik verileri yüksek, fabrika satışları yüksek, işte efendim konut satışları düşük falan derken, yani bu ekonomi altın fiyatlarının yükseleceğine dair zaten öngörülerimizi yaptık. 1500 liradan bağırmaya başladık, alın 1500 liradan diye. Şimdi 2500 liraya çıktı, artı bir altında dediğimiz gibi 1500 lira daha fazla rakama altın alıyor maalesef. Başkanım, tabii şimdi ya bir taraftan tabii herhalde seçimle birlikte de bir talep artışı siz gözlemliyor musunuz? Özellikle tabii insanlar hani seçimden sonra çokça konuşuluyor. Altın 3000 lira mı olacak acaba? Öyle bir beklenti siz görüyor musunuz vatandaşta? Ya şimdi altın 3000 lira da olur, altın 5000 lira da olur. Yani bunun altının, biz altının gramını 100 lira olduğu dönemi de, yani 10 lira olduğu dönemi de biliyoruz. 20 lira gram bazında konuşuyor. 20 lira, 30 lira, 50 lira. Yani 50 lirayken 100 liraya çıktığı zaman dedik ki kuyumcu bitti. 100 lira oldu 250 lira, gene kuyumcu bitmedi. 250 oldu 2500, gene kuyumcu bitmedi. Allah'a şükürler olsun. Yani bir şekilde vatandaşımız sektörü ayakta tutmaya gayret ediyor. Özellikle zaten yani ihracat yapanlardan da, yani şu altın fiyatlarının yükselişi, külçe altında olan işçiliği yani tekrar devam etmesi. Bu tabii ithalat, ihracat yapan firmalarımız da bayağı zora sokuyor. Çünkü kiloda 2000-2500 dolar işçiliğe çalışan, işçilikle çalışan firmalarımız zaten külçe altında zaten 2000-2500 dolar zaten fark var. Bu rakamlar cumhuriyet altınıyla birleşince zaten külçe altın bazında 6000-7000 dolarlara kadar çıktı. Yani Allah yardımcısı olsun ihracat yapan firmalarımızın. Üstelik yani yılda 10 milyar dolar ihracat yapan bir sektör. Yani bu sektörün sorunları, sıkıntıları varken bir de bunların üstüne gelmesi, İşte külçe altındaki işçilik, cumhuriyet altındaki işçilik, böyle üst üste gelmesi tabii bayağı sektörü bir sıkıntıya sokacak gibi. Kalkıp burada aracı kurumların, aracı firmaların bu işte bir menfaati varsa, o zaman biz devletimizi şimdi göreve çağırıyoruz. Hükümetimizi göreve çağırıyoruz. Diyoruz ki arkadaş, gelin bakın böyle böyle şeyler oluyor. Bu sıkıntılarımızı giderin. Bir şekilde bunlar vatandaşa olumsuz şekilde yansıyor. Bu olumsuzluğu da giderin diye sesleniyoruz buradan sizlerin kanalıyla. Başkanım, özellikle sarrafiye ulaşmakta bir güçlük çekiyor musunuz? Yani piyasada sarrafiye bulunuyor mu? Bazı illerde bulunmadığı yönünde ben haberler okudum çünkü. Açıklamalar yok, okudum. Biz,
Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz Mustafa Bey. Yani toptan iş yapan arkadaşlarımız sağ olsunlar. Direkt İstanbul Darphane'den veyahut aracı kurumlardan iş yapan arkadaşlarımızın fazla olması hasebiyle il olarak yani müşteri anlamında hiçbir şekilde biz şey yapmıyoruz. Herhangi bir sarafiyede bir sıkıntı çekmiyoruz. Tabii yani yüksek fiyatlar malum işte konuşmamızın zaten en büyük şeyi maliyet fiyatları, yüksek fiyatlar. Yılbaşı dolar kuru Merkez Bankası'nın açıkladığı rakam 40 bin küsur. 40 bin 500 lira gibi bir rakam. Bunu altına onsla çarptığınız zaman zaten altın 3 bin rakamları geçiyor zaten. Bilmiyoruz yani biz sürücülerdeyiz. Doğa Bey yani biz de hakikaten bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bunun vatandaşla sürekli iç içeyiz. Vatandaşa anlatıyoruz. Esnafımıza yani bir nebze anlatmaya çalışıyoruz. Fakat yani bilmiyorum tıkandığımız bir nokta. Yani burada da bir cevap hiç kimseden şu ana kadar alamadık. Olumlu bir şekilde hiçbir şekilde bir dönüş olmadı. Artık Darphane Genel Müdürü ise Darphane Genel Müdürü, Maliye Bakanı ise Maliye Bakanı, Gümrük Ticaret Bakanı ise Gümrük Ticaret Bakanı. Artık bu işe kusura bakmasınlar. Yani bir çözüm bulsunlar artık yeter. Bizler üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Onlar da üzerine düşeni yapmaya çalışsınlar. Yapsınlar veya yani yapmaya çalışsınlar değil. Bizim elimiz kolumuz bağlı ama yani sonuçta onların eli kolu bağlı değil. Onlar her türlü şeye ulaşabilirler. Her türlü kararı alabilirler. Her türlü yönetmeliği, her türlü kanun maddesini çıkarabilirler. Yani biz sadece bir öneride bulunabiliriz. Şu an eksiklerimiz çok çok fazla. Yani komşu illerimizden biz olumsuz haberleri de alıyoruz. Bunu emniyet güçlerimizle de zaten dönem dönem paslaşıyoruz biz. Yani komşu illerden gelen ikinci baskı ürünleri yani piyasada bayağı bir bol şekilde dolaştığını, düşük ayarlı bir şekilde dolaştığını biliyoruz. Tabii burada devlet de sonuçta bir zarar görüyor. Biz devletimizin zarar görmesini istemiyoruz. Yani yetkililerin gerekli mercilerin gerekeni yapmalarını istiyoruz genelde. Başkanım o konuda da söylediğiniz gibi bir uyarıda bulunalım özellikle tabii ikinci baskı konusunda da. Çünkü bunu fırsat bilenler hemen ikinci baskı üretimlerini de arttırıyorlar. Sarrafiye olan ilgiyi görünce onlar da boş Evet. durmuyorlar. Hemen onlar da tabii piyasada olabilir. Vatandaşlarımız tabii dikkat Ne etmesi yapsın lazım. darbane buna eğer darbane buna göz yumarsa eğer darbane üretimini artırmazsa darbane vatandaşın veyahut esnafın verdiği altını Cumhuriyet altınına yarıma çeyreğe bilmem beşi bir yerdeye çevirmezse eğer ortada hemen bir fırsatçı hemen ortaya çıkacak. Yani buna yani niye göz yumuyorlar ben onu anlamadım Mustafa Bey. Kusura bakmazsınız. Evet. Başkanım tabii şimdi söylediğimiz gibi tabii bu sarrafiye boyutu. Peki özellikle 2024'te size sormak isterim. 2024 nasıl başladı? Özellikle takı satışları şu an itibariyle altına olan ilgi daha çok biraz tabii sarrafiyeye kaydı. Yatırımlık biraz vatandaş düşünüyor belki ama Evet. siz nasıl görüyorsunuz 2024'ü özellikle tabii yavaş yavaş yaz ayları geliyor. Hareketli sezon başlayacak kuyumcularımız için. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz? Tabii özellikle sarrafiye ürünlerinin haricinde yani gram altın sarrafiye ürünleri haricinde inanın vitrinlere elimiz girmiyor. Şu an vatandaş tamamen zaten yatırımlık olan ürünleri tercih ettiği için aksesuar ürünlerine hiçbir şekilde talep yok. Kuyumcunun zaten para kazandığı ürünler aksesuar ürünleri. Yani sarrafiye ürünlerinde veyahut gram altın ürünlerinde, işçiliksiz bileziklerde falan. Yani zaten kuyumcunun çok fazla bir kar marjı olmadığı için. Yani kuyumcu hakikaten yani sektör olarak bir tıkanma noktasındayız. Sektör olarak bir küçülme dönemindeyiz. Yani inşallah bunu en kısa zamanda atlatırız diye düşünüyorum ama yetkililerin de inanın bu konularda bize destek olması tamamen yani biz devletimizin yanındayız. Devletimizin para kazanmasını istiyoruz. Yani çetelerin para kazandığı bir ortam istemiyoruz. 5 kişi kazanmasın. Biz diyoruz ki 5 bin kişi kazansın. 500 bin kişi kazansın. Yani sektör kazansın. Türkiye'de 40 bini aşkın kuyumcu arkadaşımız. Yani bunun yanında 10 bin imalatçımız. Yani korkunç derecede bir ihracat yapan veyahut korkunç derecede bir ekonomik büyüklüğe sahip olan bir sektör. Bu sektörün sorunlarını, sıkıntılarını artık biz nasıl anlatmaya çalışalım? Yani İstanbul Başkanımız, Ankara Başkanımız yani sağ olsunlar. Özellikle yani Diyarbakır Başkanımızın bu konulardaki yani Mehmet Başkanımızın bu konulardaki çalışmalarını takdire şayan buluyoruz. Özellikle bu ikinci baskı ürünleri siz de takip ediyorsunuz Mustafa Bey. Yani inanın Türkiye'de yani Diyarbakır'ın yani mücadelesini biz görüyoruz. Takdire şayan bir mücadele. Ama bunun mücadelesini diğer başkanlarımızdan da bekliyoruz. Yani 81 tane ilimizin 75'inde oda ve dernek büyük ilçelerimizde olmak kaydıyla 112 tane 115 tane sektöre hizmet eden insanlarız.
Biz başkanlar bu işin üzerine gitmezsek, bu işi takip etmezsek, yani gerekli meclislere iletmezsek, yani bu işin üstesinden nasıl geleceğiz? Yani sadece Diyarbakır başkanımız ya da Elazığ başkanının mücadelesiyle bu iş olmuyor. Tamam, büyükşehirdeki başkanlarla da konuşuyoruz, diyorlar ki yani biz ulaşamıyoruz falan diyor. Biz de çalışacak, hizmet edecek, sektöre hizmet edecek insanları biz istiyoruz. Yani 3-5 kişiyle tamam bu iş yürür, çok da güzel yürür ama bütün insanların desteğinin olması çok çok daha farklıdır. Yani sadece İstanbul'un çalışmasıyla, sadece Ankara'nın çalışmasıyla bu iş inanın ki olmaz. Yeni böyle başkanların ben yönetici olup olmasını istiyorum. Burada ben kendimi de bu şey kafaya sokuyorum tabii. Yani açığım, ben de açığım. Yani bugün istesinler bugün bırakmaya hazırım. Yeter ki sektörümüze daha iyi hizmet edecek birini bulalım. Başkanım, son olarak da tabii Nisan ayı yaklaşıyor. Nisan'da da İstanbul Fuarı var. Onu da sormak istiyorum. Bu yıl fuar Mart'ta değil, Nisan'da yapılacak. Nasıl bir fuar bekliyorsunuz? Siz de gelecek misiniz fuara? Onu da soralım son soru İnşallah, olarak. inşallah. Yani Allah canımızı sağ korusun, inşallah geleceğiz. Ben yani hiçbir fuarı, hiçbir organizasyonunu kaçırmadım. Hiçbir toplantıyı kaçırmadım. Bütün hepsine de katıldım. Buna da katılmayı düşünüyoruz inşallah. Allah'tan bir mani keder olmazsa. Yani malumunuz Ramazan ayının girmesi hasebiyle. Tabii Nisan ayına alındı. Nisan ayında da olması tabii iç piyasaya fuarı. Yani ihracat fuarı değil biliyorsunuz. İç piyasada inşallah yani fiyatlar da bir dengeye ulaşır. Malumunuz seçim sonrasında denk geliyor zaten. İnşallah şu 5 bin 6 bin dolarlık şu işçilikler ortadan kalkar. Biz de gönül rahatlığıyla gelir İstanbul'da hem alışverişimizi yaparız hem esnaflarımızı getiririz. Oradan yani hem bayramdan çıkacağız. Yeni sezon ürünlerini orada esnafımız da seçsin. Gelsin vitrinlerine koysun. Yani umudumuz var tabii ki. Şu anki en büyük sıkıntımız zaten az önce genelleme olarak bahsettiğimiz konular zaten. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeler için. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bizlere tercüman oluyorsunuz. Sektörümüzün sıkıntılarına tercüman oluyorsunuz. Biz de dilimizin döndüğünce inşallah faydalı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi burada gereken mercileri ben burada göreve davet ediyorum. Yani artık kim olursa olsun hiç önemli değil. Yani Maliye Bakanı, Gümrük Ticaret Bakanı, Darphane Genel Müdürü, İş Ticaret Genel Müdürü. Yani burada kim olursa olsun. Ya bu işi düzelsinler. Ya da bize desinler ki başımızın çaresine bakın arkadaş. Yani herkes başının çaresine baksın. Çünkü son 20 günde, son 3 haftada altın %20 prim yapmış arkadaş. Burada zarar etmeyen hiçbir esnafımız da yoktur. Yani hiçbir esnafımız burada zarar etmiyor. Çünkü sattığımız malı alıp yerine koyamıyoruz arkadaş. 20 günde %20 demek ne demek ya? Devalüasyon olacaksa olsun. Yani yükseleceğiz yükselsin artık kurtulalım. Çünkü her gün aynı şeyle karşılaşmak istemiyoruz. Yani ekonomi ise ekonomiyi yönetenler artık gerekli çalışmayı yapsınlar. Şu ekonomiyi de artık düzeltirler. Ne yaparlarsa yapsınlar kardeşim. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun. Başkanım çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki önemli değerlendirmeler yaptınız. Söylediğimiz gibi tabii gündem sıcak, seçimler var bir yandan, altına talep artıyor. Bununla birlikte Evet. Sarrafiye'de işçilik fiyatları özellikle fırladı diyebiliriz. Büyük meblağlar konuşuluyor. İşte bu konuların hepsini değerlendirdik. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Fikret Çakmakçı, bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz değerli değerlendirmeleri için. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.